Evet arkadaşlar şimdi başlayalım dersin ilk parçasıyla. Bildiğiniz gibi ana konu başlığımız kesmeler. Şimdi kesmeler konusu videolarda da özellikle bunun altını çizmeye çalıştım. Mikro denetleyicinin tabi her konusu önemlidir ama kesmeler konusu daha bir özellikle önemli bir konu. Bunun birkaç sebebi var. Şimdi birincisi şu ana kadar biz temel düzeyde belli uygulamaları hep yapmayı gördük mikro denetleyici açısından. Şimdi bunu biraz da daha bize kesmeler konusu sistematik hale getirecek. Yani biz kesmeler konusunda şu anda gördüğümüz bilgilerle artık uygulamaları çok daha birbirinin örneğin öncelik sırasına, sonralık sırasına dikkat ederek belli bir uygulamanın çalışması gereken anın tam çalışması gereken noktada olmasını sağlayarak bütün bunların olmasını sağlayacağız. Yani kesmeler konusu bize bu anlamda bu imkanı sunuyor. Şimdi kesmenin ee, kendi detayına geçmeden önce 8051 içerisinde veya bizim kullandığımız ADUK 841 mikro denetleyici içerisindeki çalışmasına geçmeden önce temel bir örnekle ben videoda açıkladım. Şimdi bu videodaki örnek temel olarak biz herhangi bir iş yapıyor olduğumuzu varsayalım. Bu işi yaparken eğer bizim o işi bırakıp, o işe ara verip cevap vermemiz gereken bir durum oluşuyorsa ve buna cevap verip tekrar dönüyorsak işte bu bize basit bir örnek kesmeli durumun nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Bizi o anda kesen şey mikro içerisinde de kesen şey bu anlamda benzerlik ortaya koyarsak kesme olarak tanımlanabilir. Şimdi kesme tabi mantıken mikro çalışmasını kesip de o çalışma üzerinde bir olumsuzluk aslında oluşturmuyor. Tabi en öncesinde bunu söyleyelim. Yani siz programınızı Uygun şekilde konfigüre ediyorsunuz. Mikrodenetleyici içerisinde de kesmenin belli bir çalışma mantığı var. Hiçbir şekilde düzgün çalışan bir kesme, o anda akan akışta olan programa zarar vermez. Program normal bir şekilde akmaya çalışmaya devam eder. Sadece kesme geldiği anda kesme önceliklidir. Kesmeye cevap verilir. Arkasından programda kalınan noktadan devam edilir. Dolayısıyla bu İfadeden bir kere kesme öncelikli bir şey. Yani önce işlenmesi gereken bir şey. Bunu anlıyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili tabi kapsam e, biraz geniş. Her ne kadar e, sayfa sayısı açısından çok uzun olmasa da bu kavramları anlamak, bunları uygulamak e, biraz üzerinde kafa yormayı gerektiriyor. Dolayısıyla ben bunları 3 tane e, gördüğünüz gibi e, ders videosunda ele aldım. Konu anlatım kısmı açısından. Şimdi bunlarda önce bir giriş yaptık. Kesme kavramını anlattık. İkincisinde kesmelerin e, vektör adresi dediğimiz bir kavram var. Bunu ve öncelik sıraları yine var. Bunu ifade ettik. Son olarak da saklayıcılar içerisinde bu işi nasıl yapacağımızı anlattık. Bunlar konu anlatım kısmına yönelik e, temel bileşenleriydi konunun. İkinci olarak da uygulamalar kısmında e, Kyle üzerinden yine e, bu kez 4 farklı başlıkta ele aldık. Yine ilki temel bir kesmeye giriş konusu aslında. Kesme öncesi durumu önce anlatan sonra kesmeye giriş yapan bir noktaydı. İkincisinde ve üçüncüsünde sırasıyla önce zamanlayıcı sonra sayıcı. Son olarak da daha gerçekçi bir problem. Yani tabi bunların hepsi aslında gerçekçi problemler ama bir problemin daha kapsamlı, daha kompleks halde olduğunu düşünün. Dolayısıyla bütün bunların içerisinde farklı farklı kesme tipleri olduğunu düşünün. Dolayısıyla böyle bir problem veya böyle bir problemin en azından belli kısmını ele alacağız. Son uygulama videosunda da bu olacak. Dolayısıyla bu videoları bu anlamda dikkatli şekilde takip edin. Tabi şu hatırlatmayı da yapayım. Şimdi bu canlı ders arkadaşlar bu videodaki bilgiler biline, bilindiği, belli oranda bilindiği en azından ve en azından izlendiği tabi. Şimdi izliyorsanız mantıken oradaki bilgilere belli oranda temel düzeyde sahipsiniz anlamına gelir. Dolayısıyla biz şu anda bu yaptığımız derste bu bilgileri Tekrar edeceğiz belli oranda, belli oranda da farklı şekilde artık anlatacağız. Dolayısıyla bu iki şey birbirini destekliyor. Yani geçen hafta da bunun altını çizmiştim. Videoların mutlaka izlenerek derse gelinmesi lazım. Ders de videoların yerine geçmez, videolar da dersin yerine geçmez. Bunu birbirini destekleyecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu hatırlatmayı, bu önemli noktanın tekrar altını çizdiğimi size belirteyim. Şimdi arkadaşlar biraz bu giriş bölümünden sonra e, somut noktalar üzerinden kesmelerin e, detaylarına artık yavaş yavaş girelim. Şimdi bu ders notlarınızda belli oranda e, sözel olarak tanımlanabilecek ama içindeki bilgiler anlamında son derece önemli. Kesmelerin e, nasıl çalıştığına yönelik bilgiler var. Bunları böyle bir tabi paragraf gibi okumak, e, uygulamamak e, bunları anlamanızı sağlamaz. Şimdi bunların tek tek aslında videolarda da uygulaması var. Şimdi bu derste de önce bir hızlı genel tekrar yapacağız, sonra da detaylarına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar kesmelerle ilgili bildiğimiz noktaları bir hatırlayalım, biraz konuyu kafamızda tam manasıyla şekillendirelim. Şimdi kesme İngilizcesiyle interrupt çünkü bu int kelimesini bilmeniz önemli int ifadesiyle genel olarak standart e, karşımıza çıkar. Dolayısıyla bu anlamda bu kavrama aşina olmanızda yarar var. Şimdi ne diyebiliriz? Az önce bir temel günlük hayattan örnek verdim. Bir kere kesmenin mikrodenetleyici içerisinde çalışması öncelikli bir şey yani ben kesme kullandığım zaman mantıken bunu kabul ediyorum bunu varsayıyorum yani kesme doğal olarak öncelikli işleme alınması gereken bir istek ya da program parçası yani bu isteği ben dikkate alınca bir program parçasına dikkate almış oluyor. Dolayısıyla öncelikli bir şeyiniz yoksa yani o anda kesme ile çalıştırılması gereken bir program parçanız söz konusu değilse kesme kullanmanıza gerek yok. Ya da tersi, program içerisinde daha öncelikli bir iş yapıyorsanız gelen şey, o anda talep edilen bir istek daha öncelikli değilse programın akışını aksatacaksa ya da bir şekilde iyi konfigüre edilmemişse bu anlamda da birbirinin ee, zıttı şekilde düşünmüşsünüz demektir. Yani öncelikli olan kesmedir. Programın kendi ana gövdesi değildir. Tabi şunun altını çizeyim arkadaşlar. Bakın mikro denetleyici netleyici teorik olarak biliyorsunuz aynı anda sadece bir iş yapabilir. Örneğin bir sadece komutu işleyebilir. Hatta bir komutu bile tek bir zaman böyle parçalarına bölersek o zaman partisinde tek bir komutu bile işleyemez. Bir makine çevrimini anlattık. Örneğin bir komutun bile bazen işlenmesi birkaç makine çevrimi sürebiliyordu. Ama mikro denetleyici birçok uygulama açısından, özellikle fiziksel uygulamalar açısından o kadar hızlı çalışıyor ki... ...biz mikro denetleyicinin çalışma hızına baktığımız zaman bizim için her şey anlık gerçekleniyor gibi oluyor. Ama burada tabii yine dikkat edilmesi gereken noktalar var. Şimdi yoklama kavramıyla kesme kavramını... Birbirini zıttı olarak tanımladık. Dolayısıyla yoklama ne demek? Kesme ne demek? Burada bu noktayı daha iyi belirtmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla kesme kesinlikle öncelikli bir nokta. Onun dışında notlarda ne vardı? Mesela kesmeler dahili olabilir, harici olabilir. Yani dahili bir kesmeden bahsedebilirim. Sesle ilgili başka şikayet olan var mı arkadaşlar? Ses gidip gelmesiyle ilgili bir arkadaşımız yazmış. Ses noktası önemli çünkü eğer birden fazla kişinde kişide varsa problem. Bakalım. Tamam anladığım kadarıyla bireysel bir nokta. Şimdi arkadaşlar dahili kesmeler söz konusu olabilir ya da harici kesmeler olabilir. Örnek olarak mesela dahili kesmeye ne örnek verebiliriz? Zamanlayıcı kesmesi. Bu mikrodenetleyicinin içinde üretilir. Harici kesmeye ne örnek verebiliriz? Dış kesme. Zaten harici demek bu demek. Örnek olarak bir ben pin kontrolü yapacaksam diyelim ki ya da buton kontrolü bu anlamda bir harici kesmeyi Göz önüne alabilirim. Tabi bakın sadece bunlar değil. Bunlar sadece örnek olması açısından söylediklerim. Yani bu yazdıklarım tamamen örnek. Sadece bunlar yok. Şimdi arkadaşlar başka neler olabilir? Kesmelerin kendi içinde bir öncelik sırası var. Şimdi buna da bakacağız bu derste tekrar. Yani kesmelerin kendi içinde bir önceliği var. Evet. Bu ne demek? Şimdi siz bir kesmeye cevap vereceksiniz. Bakın kesme teknik olarak her zaman önceliklidir. Yani ana program içerisinde bir şey yapılıyorsa siz programı ona göre konfigüre etmişsinizdir. Gelen şey kesme ise ona cevap vermelisiniz. Yani kesmeyi işleme koymalısınız. Fakat bazen bir kesme işlemdeyken başka bir kesme de gelebilir. Dolayısıyla bu kesmeye cevap vermek, ikinci kesmeye cevap vermek bazen diğer yani o anda işlenen kesme bırakılarak dönülmesi gereken bir şey de olabilir. Yani gelen ikinci kesme birinciden öncelikli olabilir. Şimdi bu derste de buna tekrar bakacağız. Buradaki kastettiğimiz nokta bu kesmelerin kendi içerisindeki önceliğinden kastettiğimiz nokta bu. Şimdi başka ne olabilir? Ee, Kesme ile ilgili yani birçok şey sayabiliriz ama ben temel noktaları şu anda belirtmeye çalışıyorum. Şimdi kesmenin tabi saklayıcıları var, vektör adresi var vesaire de yani ben farkında olmamız açısından kesmenin çalışmasını ve program içerisinde onu e, diğerlerinden ayırmamız için bu temel noktalara bakmaya çalışıyorum. Şimdi alt rutini vardır. Değil mi? Mesela nasıl çalışıyor kesme? Kesme bir komut değil. Yani içeride çalışan örneğin şu kesme ile olsun diye bir komut yazmıyoruz. Tabii ki kesmeleri aktive eden komutlar var. En başa yazdığımız komutlar var. Bunlar programı kesmeli çalıştırdığımızı en başta belirten vektör adresleri. Ama şimdi şu anda söylemek istediğim şey bunlardan biraz daha farklı. Kesme çalıştığında bir alt rutin çalışıyor. Yani programın, ana programın içinde bir şey çalışmıyor sıralı bir şey çalışmıyor başka bir ifadeyle. Yani bir aslında alt program benzeri bir durum söz konusu. Tabii ki aynı değil. Alt program bunu videolarda da söyledim. Alt program bizim çağırdığımız ve dönüşünde yine bizim yaptığımız bir ana program içerisindeki başvuruyla gittiğimiz bir program parçası. Alt rutin dediğimiz bunu kelime olarak da bundan ayırmaya çalışıyoruz. Alt rutin dediğimiz yani kesmenin alt programı dediğimiz şey ise bizim talebimizle bizim o anda isteğimizle manuel olarak gittiğimiz bir şey değil. Kesme geldiğinde otomatik olarak gidilen bir şey. Dolayısıyla bu anlamda bunları birbirinden ayırmış oluyoruz. Şimdi bunun dışında ne söyleyebiliriz başka? Bakın kesmeler tamam mantıken bir şey. Eğer öncelikli ise yani ana program içerisinde diyelim ki bir şey var. Bu sizin için öncelikli. O zaman ne yapacaksınız onu? Kesme haline getireceksiniz. Fakat kesmenin de belli kuralları var işleme konulup konulamaması açısından. Dolayısıyla onu da o şekilde ifade de bulunalım. Kesmenin işleme konulup konulmaması açısından belli kurallar vardır. Yani bu ne demek? Yani o anda kesme işleme konmayacak, o kesmeden vazgeçecek anlamında değil. Kesme geldi tamam ama o anda belli noktalar var. Onlara öncelikle bakılıp onlar uygunsa kesmeye cevap verilecek anlamında. Yoksa kesme arkadaşlar her zaman önceliklidir ve her zaman işleme konulur. Şimdi devam edelim buradan. Sorunuz olursa bu arada aralarda sorabilirsiniz. Videolarla ilgili e, noktalar eğer şu anda derste anlattığım biraz daha farklı bir stilde gidiyor. E, birbirini destekleyeceği için belki açıklığa kavuşmuş olabilir. Ama yine sorunuz olursa videolarda daha önce aklınıza takılan noktalar sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar notlarınızda da bir e, şekil var. Şimdi temel bir ana programla. Kesmeli bir çalışmayı biz nasıl birbirinden ayırıyoruz? Şimdi bakın bir ana programı dikkate alalım. Kesmesiz bir program parçasını dikkate alalım başka bir ifadeyle. Bu bizim ana programımız. Şimdi burada bakın kesme yok. Program başlıyor. Baştan sona Sıralı bir şekilde gidiyor. Burada tabii bakın şunu Kastetmiyoruz. Örneğin Bu program içerisinde işte Alt program yok veya işte koşullu dallanma komutları yok. Bunlardan bahsetmiyoruz. Bunlar var. Bunlar da zaten bir sırada gerçekleşir. Her ne kadar koşul da olsa sonuçta o koşulun iki durumu var. O koşul komutuna ne zaman bakılacağı belli. Burada kastettiğimiz şey kesmeyi de zaten böyle tanımladık. Asenkron bir çalışma yani kesme asenkron bir çalışmanın sonucunda ne şekilde davranış gösteriyor. Bu asenkron çalışma ne demek? Bunu açıklığa kavuşturmak için bu temel noktadan sonra şimdi kesmeli duruma bakalım. Bakın ana program bu renk, şu turkuaz renkle çizelim. Şimdi ana program devam ederken birden ana program kesilir. Ben bu zamanı tahmin edebilirim. Yani her zaman tahmin edemiyorum diye bir durum tabii ki söz konusu değil. Ama tahmin etmek zorunda değilim. Yani onu kontrol etmek zorunda değiliz. Dolayısıyla bizim Buna temel manada e, öngöremeyeceğimiz bir zamanda diyoruz. Dolayısıyla ben öngöremeyeceğim bir zamanda, bilmediğim bir zamanda diyelim ki basitçe programda bir aksama söz konusu oluyor. Daha doğrusu ara verme diyelim buna. Ara verme söz konusu oluyor. Ne oluyor bu sırada? İşte kesme çalışıyor. Yani kesme geldiği zaman programa ara verilir. Ana programda basitçe kalınan noktada ana programa ara verilir ve kesme alt rutini çalıştırılır. Bu interrupt service rutin ISR diyoruz buna. Basitçe kısaca yazabilmek için. Bakın şu benim yine ana programım. Burada devam ediyordu. Ana program. Şimdi birdenbire ana programa ara verildi. Kesme çalıştırıldı. Ne olacak sonra? Kesme bittikten sonra program kaldığı noktadan devam edecek. Şimdi çizimi böyle yapıyorum. Notlarda da bu şekilde. Videoda da hatta bunun üzerine de birkaç cümle söyledim. Şimdi bakın arkadaşlar aralarda bir şeyler kaçırılmış anlamında değil. Yani bu bununla birleşiyor. Lego gibi düşünün. Zaten bu arada bir parçayı bir parça işledikten sonra ara verdik. ISR kısmına gittik. Ve Interrupt Service Rutin yani kesme alt rutini çalıştıktan sonra da tekrar ana programda kaldığım noktaya devam ettim. Buradaki bu ayrımı zamanda bir ayrım gibi düşünün. Yani bunu bir T ekseni gibi düşünün örneğin şöyle. Şu T ekseni gibi olsun. Şu T ekseninde ben ana programa ara verdim. Gittim ISR'yi hallettim. Sonra döndüm ana programdan devam ediyorum. Yani dolayısıyla ana program içerisinde bir kesinti yani herhangi bir bölümün kesintiye uğratılması, onun devre dışı bırakılması gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi kesmelerde öncelik sırası vardı. Değil mi? E, ya da kesmelerde daha detaylı durumlar var. Bunlara farklı açılardan da bakacağız. Ama şimdi önce buradaki şema açısından bakalım. Şimdi e, bu çizim basit bir, örneğin tek bir kesme gelmesi durumunda oluşacak durumu bize söylüyor. Şimdi birden fazla kesme gelirse örneğin ne olur? Bakın yine bu bizim ana programımızı göstersin. Buraya ben geri dönmeyi bekliyorum kesme geldiğinde yine benim birinci kesmem ISR bu kez buna numara verelim. ISR 1 olsun. Şöyle okları da çizelim. Şimdi bu şekilde gerçekleşecekti. Fakat şayet bu sırada örneğin bir başka kesme daha gerçekleşirse. Yani bu buradaki durum şu anda bu çizdiğim. Fakat durum böyle olmaz da. Yani ISR çalışırken bir başka kesme meydana gelirse. Bunu düzeltelim. Bunu uygun şekilde çizeyim. Bakın ben ISR'yi çalıştırmaya başladım. ISR çalışıyor. Yani ISR 1 çalışıyor. Bu ana programım. ana program. Şimdi birdenbire yeni bir kesme daha meydana geldi. Bu kesme örnek olarak şu anda geldi. ISR2. Şimdi bakın bunun altını çizmeyeyim. Şöyle göstereyim. Şimdi böyle bir yol söz konusu olur. Bu çizimime uygun şekilde. Böyle bir yol söz konusu olur. Ne zaman? Eğer ISR1'deki öncelik ISR2'deki öncelikten düşükse veya başka bir ifadeyle ISR2'nin önceliği ISR1'den daha fazlaysa dolayısıyla bunu isterseniz yazalım. ISR2 önceliği bunun. Eğer ISR1'den büyükse sr 1in önceliğinden büyükse bu durumda bakın aşağıya bu şekilde çizdiğim gibi bir durum meydana gelir. Yani şu sarıyla çizdiğim ok takip edilir. Arkasından bu tamamlanır. Bunun tamamlanacağını ifade edeyim. Şurada kaldığımız ISR1 ile kaldığımız noktaya geri döneriz. ISR1'i tamamlarız. Bunu ara verdik çünkü. bu şekilde ve en sonda seri 1'i de tamamlayıp ana programa geri döneriz. Şimdi dolayısıyla kesmelerde bir öncelik sırası kavramından bahsediyorum. Öncelik sırasında dikkat ederek eğer işlediğim bir kesme bile olsa yani kesme başlı başına zaten öncelikli bir şey. Ama o anda gelen kesme ondan da öncelikli. Dolayısıyla o kesmeye cevap veriyoruz bu koşul altında. Ve o kesme bittikten sonra yani öncelikli olan kesme, sonradan gelen kesme bittikten sonra ilk kesmeye geri dönüyoruz. Burada şayet koşul buysa yani ISR2'nin önceliği ISR1'den fazlaysa bu sarı yolu takip edeceğim. Yani şu durum oluşacak. Peki böyle olmasaydı ne olacaktı? Bunun tersi olsaydı o zaman önce ISR biter. E, i̇sterseniz bunu da şöyle yazalım. Şöyle ifade edeyim. Aksi durumda aksi durumda Bakın dikkat ederseniz aksi durum nedir arkadaşlar? Küçük olmasına mı karşılık geliyor? Yani ISR 1'in önceliği ISR 2'nin önceliğinin altında mı olmasına karşılık geliyor ya da sadece buna mı karşılık geliyor? Evet arkadaşlar. Bunun matematik olarak tersi neyse. Yani bunun matematik olarak tersi. ISR 1'in önceliği. ISR 2'nin önceliğinden küçük eşittir. Değil mi? Bu durumda yani eşit de olabilir. Küçük de olabilir önceliği. Dolayısıyla matematik olarak da böyle. Mikro denetleyici içerisindeki durumu da böyle. Yani eşit öncelik. Sadece önceliğinin. ISR 2'nin önceliğinin. Düşük olmasına gerek yok. ISR 2'nin önceliği aynı da olsa. Ben o anda işlenen bir komutu bırakmıyorum. İşlenen komutu tamamlıyorum, arkasından devam ediyorum. Yani arkasından yeni gelen kesmeyi işliyorum ve bu kesme sonrasında da kaldığım noktadan devam ediyorum. Evet. Şimdi bazı kesme tiplerimiz vardı. Bunları hatırlayalım. Bunların tabi kesme tipleri deyince neydi, neyi burada özellikle ele alacağız? Öncelik sırasını ele alacağız. Ve vektör adresi kavramını ele alacağız. Dolayısıyla bu kavramlara burada bakacağız. Şimdi arkadaşlar e, isterseniz şöyle yapalım. Beşer dakikalık iki tane ara vereyim ben hem aralarda sorular olursa daha rahat onları takip ederim. Dolayısıyla bu ilk parçanın sonu bu şekilde olsun. 25'er dakikalık, yaklaşık 25'er dakikalık ben 3 parça halinde yapmayı düşünüyorum. Şimdi ikinci bölümde kesmenin kendi kapsam açısından devam edeceğiz. Sorularınız olursa bu sorulara göre o bilgileri verirken de konuyla ilgili devam edeceğiz. Bir de geçen hafta örneğin bazı noktalar ilk haftalara veya aradaki haftalara yönelik sormuştunuz. Onlara dair birkaç şey söylerim. Yine sorularınız olursa gerek bu haftaya dair gerek öncedeki haftalara dair bunlara yönelik de cevaplar veririz. Dolayısıyla şimdi bir 5 dakika ara verelim devam edeceğiz.